Selamünaleyküm Mavera TV izleyenleri. Ficanaki Sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de arkadaşım Aynur Adiloğlu bizlerle. Hoş geldin Hoş bulduk Merve. Aynur. Bugünkü bölümde aslında böyle hem seçtiğimiz konu başlığı altında biraz psikolojiye değineceğiz. Biraz günümüzün örneklerine yer vereceğiz. Dolayısıyla böyle her yerden biraz eklediğimiz bir başlık olacak. Mış gibi yapmak üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki böyle her bölümde aslında kendi tanımlarımızı soruyoruz işte birbirimize, hani bu senin için ne demek diye. Mış gibi yapmaktan ziyade aslında bu bölüm girişinde gerçeklik nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım ve daha sonra konunun diğer yönlerini ele alalım istedik. O yüzden bugün ilk sorum gerçeklik nedir olacak? Cevabını büyük merakla bekliyorum. Bence bu konumuzda diğer konular gibi oldukça değerli. Bunu da belirtmek isterim. Gerçeklik bence ayan beyan ortada olan, hakikat olan, varlık aleminde de gerçek anlamda da var olan demek isterdim. Hani sahte ya da yanlış olan bir şey değil, gerçek hakikaten orada olan bir şey derdim gerçek olan için. Evet, Bunun için ne haklısın. demek? Ben de tanımına katılıyorum. Zaten bence çok öznel tanım yapılabilecek bir ifade de değil galiba gerçeklik. Doğru. Sahip olunan, yani derdim açıkçası, gerçekliğe insan sahip olur. Çünkü bazı şeyleri çok istiyoruz mesela. Şu şekilde olmayı çok istiyoruz. Bu bizim isteğimiz. Bu isteği duymak da bizim gerçekliğimiz. Ama o olana kadar o bizim sadece bir isteğimiz. O bizim gerçeğimiz değil. Onu istiyor olmak gerçeğimiz sadece. Biraz bu karışık gelebilir böyle ifade edince, ama bence bu ayrımı yapmak kritik. Çünkü bence insanı mış gibi yapmak, daha doğrusu mış gibi yapmaya meylendiren nokta tam olarak bu ikisi arasındaki ince çizgi bence. Yani Evet. bir kendi gerçeğimiz var, bir de olmak istediğimiz bir gerçeklik var. Ve o olmak istiyor olduğumuz şeyi kendi gerçeğimiz sayabiliyoruz bazen. Ama Evet. henüz olmadık. Tam bu noktada bence mış gibi yapmak, mış gibi olmanın penceresini açabiliriz. Yani mış gibi, neden mış gibi yapıyoruz? Nedir mış gibi yapmak? Ya bunun birçok sebebi bence var ama mış gibi yapmak aslında kendimize karşı dürüst olmamak gibi geliyor bana. Çünkü hani gerçeklikle beraber aslında biz dürüstlük kavramını da ele alıyoruz orada. Hani insanın kendisine karşı bir dürüst olması gerekiyor. Ben neyim? Mesela ben bugün lacivert bir şal taktım gibi. Hani bu bir gerçekliktir. Hani ben pembe bir şal taktım diye tutturamam burada. Hani mış gibi yapmanın bence kişinin konduramadığı konular olabiliyor. Mesela bazen bir olay örgüsü oluyor. Kişi orada onun o şekilde gerçekleşmiş olmasını istemiyor. Mesela bir hata yapmış olsun Ayşe adlı birisi. Ayşe hatasını görmek istemiyor. Bu yüzden de hani hiç olmamış gibi yapıyor. Mış gibi yapmak mesela burada da. Ama hata yaptı orada Ayşe. Hani bu gerçeklik, bu dürüstlük ona ağır geliyor olabilir. Ya da hani bunu biraz yok sayarak belki de kendisi almak istediği o sorumluluktan da kaçıyor olabilir. Çünkü bence bunu yaparken aslında kaçındığımız sorumluluklar da var kendimize karşı. Mış gibi yapmanın altında bence bir de şu da var Nadide. Bazen insanlar olarak kurbana bağlayabiliyoruz. Kurbana bağlamak ne demek burada? Her şey çok kötü, herkes çok kötü. Ben hep iyi niyetlerdeyim, sadece başka bahanelerden ötürü bunları yapamıyorum. Ama burada kaçındığım bir sorumluluk var belki de benim. Ya ben kendi eksikliklerime bakınıp, hani başkalarının yanlışlarından ziyade kendi eksikliklerime odaklanıp onları düzeltme cesareti göstermekten kaçınıyorum belki de burada. Yani bununla yüzleşmek ama kişiye çok ağır da geliyor olabilir. Çünkü hani hepimizin hayatında belli başlı hatalar, yanlışları oluyor ve yüzleşmesi kolay olmuyor her zaman her şeyle. Ama yüzleşmedikçe de o hataları düzeltemiyoruz da. Maalesef. Ya yani ben bunu hep şeye benzetiyorum. Yani bir pansuman esnasında yaranız kanar. Yani terapi de bence böyle bir süreç. O pansumanı yaparken o yara kanar. Ve
o kanıyor olması bize bazen böyle yara bandıyla üzerini kapatmaktan daha fazla acı hissettirebilir. Ama o yaranın gerçek anlamda iyileşebilmesi için o kanın akması gerekir. Gerçekler de böyle bence. Yani yaşanması gerekir o gerçeklerin. Mış gibi yapmak kısa sürede belki bizi bir şeylerden kurtarıyor olabilir ama senin de dediğin gibi bu bir kaçış. Yani biz ekte de yani kabul ve kararlılık terapisinde de bunu çok kullanıyoruz ya hani danışan bir şey getiriyor. Bu bir kaçınma mı? Ve bu kaçınmanın işlevi ne? Neye sebep oluyor? Dolayısıyla bence aslında burada mış gibi yapıyor olmanın da işlevini kendi hayatımızda bir sorgulamamız gerekiyor. Ben mış gibi yapmanın bir savunma mekanizması olduğunu da düşünüyorum bu arada. Yani hatta bence mış gibi yapıyor olmanın hayatımızın bazı dönemlerinde veya bazı anlarında, krizlerinde sağlıklı bir savunma mekanizması olarak kullanılabileceğine de inanıyorum. Nasıl nadide? Yani mesela şöyle, hep deriz ya işte insanın duyguları var, evet ama her duygu gerçek değildir. Bazen o duyguları kontrol edebilmek için mış gibi yapabilmek gerekebiliyor kriz anında, toplu taşımalarda, iş ortamında. Yani kendini daha regüle edebiliyor olmak için. Yani Doğru. aslında. Hani bu şey gibi, hani bir seminer esnasında, bir sunum esnasında kişi gerginse bile hani bunu çaktırmaması Gibi. daha Aynen basit bir öyle. dille aslında. Hani çünkü Evet. kişi yapabildiğini gördükçe aslında mış gibi yaparak bir süre sonra onu gerçekten yapmaya da başlar. Evet, böyle bir Aynen öyle. kısımda gerçekten var. Evet var ya da işte ne bileyim bir şey çok üzgünsündür ama ne olabilir? Yani işte bir sınav sonucunda kafayı çok takmışsındır, çok üzülüyorsundur. Ama mesela bir hasta ziyaretine gitmişsindir, bir şey olmuştur da bir büyüğünün yanındasındır. Böyle biraz mış gibi yaparsın orada. Yani hani o kendi içinde yaşadığın stresi ve sıkıntıyı çok belli etmezsin orada. Yani kendini orada değerlerin arasında bir denge kurmaya çalışırsın. Orada bazen mış gibi yapıyoruz bence ve o noktalarda bence işlevsel, sağlıklı bir işlevi var. Ama Anladım yani. ha, pardon, lütfen Yok, özür dilerim. Sen lütfen buyur. Ben böldüm. buyur. Tamam. Ama işte bu bence çok ince bir çizgi ve burada her zaman mış gibi yapıyor olmanın işlevine bakmamız gerekiyor hayatımızda bence. Doğru ve bence şuna da bakıyor olmamız aslında bize bir kilit nokta sağlayabilir. Hani ben bunu kaçınmak için mi yapıyorum? Bana yardımcı olsun diye mi yapıyorum? Aynen Yani bunu sormak bence aslında bunu yönetebilmek adına da önemli bir de bir şey. öyle. Hani ayrımı Kesinlikle. sanki biraz bu yapıyor diye gibi. Bir de bir şey soracaktım. Az önce sen konuşurken bölmek istemedim. Savunma mekanizması derken neyi kastettiğini biraz daha açabilir misin? Şöyle, bence insanların hani hepimizin baş etmekte zorlandığı şeyler oluyor hayatta. İşte kendimizi regüle etmekte zorlandığımız şeyler oluyor. Hatta biz bunu işte savunma mekanizmalarını öğrenirken de lisansta Asil Hoca yani çok sevdiğimiz öğretmenimiz. Gerçekten çok şey öğrendim Allah razı olsun kendisinden. Asil Özdoğru. Hocamızdan öğrenirken bu konuyu bize şey demişti. Yani savunma mekanizmaları aslında bir noktada insanı hayatta tutar. Yani işe yaradığı anlar vardır. Doğru. Bu aslında az önce verdiğim örneği kastetmiştim. Yani bu bir savunma mekanizması ama işlevine bakmamız gerekiyor. Yani bizi kendimizi regüle etmek anlamında bize fayda sağladığı yerler de var. Tam aksi işte kendimizi olduğumuzdan farklı gösterdiğimiz o id, ego, süper ego noktası var ya, orada tamamen id benliğimizi yansıtacak bir tarafı da var. O yüzden aslında o ayrımı yapmak önemli bence. Yani bunu kastetmiştim aslında. Bilmiyorum anlaşılır ifade edebildim mi Evet ama. evet. Şu an daha iyi oturdu. O yüzden de aslında yani yine tekrar ediyor gibi olacağız ama bu mış gibi yapıyor olmak aman işte felakettir, çok kötüdür değil. Mış gibi yapıyor olmakla hayatımda hani mış gibi yapıyor olmayı nerelerde kullanıyorum, ne için kullanıyorum buna bakmak gerekiyor. Biz galiba bir ek terapistler olarak yine oraya geldik. Hani şey gibi, Evet. değerlerine hizmet ediyorsa tamam, bu yanlış değildir ve işlevseldir. Bağlama göre gayet doğru bir noktadadır. Ama eğer değerlerimizden uzaklaştırıyorsa, işte hani gerçekten uzaklaştırıyorsa, hayır ben o hatayı yapmadım tarzında bir yere götürüyorsa, evet değerlerinden uzaklaştırıyor. Ama öte yandan bir hasta evindeyiz. Karşı taraf zaten hani bazı noktalarda hassas. Hani alındığımız, aradığımız bir şey olursa hani hiç çaktırmamak belki o noktada.
geçiştirmek. Bu da değerlere hizmet eden bir yerde. Kaçınmak değil. Aslında orada zaten kişinin gerçeğin de farkında oluyor. Hani tamam ben böyle ama yani hani şu an aldırmayayım bunu. Buna takılmayayım. Aynen öyle. Deyip kenara koyması gibi. Kesinlikle. Mesela bir şeyle karşılaştığımızda o an direkt hüsnüden yapamayabiliyoruz bazen. O an evet. Hani işte alınmamış gibi, üzülmemiş gibi yapıp arkasından düşünüp olay için hüsnüzan yapabildiğimiz oluyor. Öyle anlarda mış gibi yapmak bizi kurtarıyor mesela bence. Evet. Bu sağlıklı bir yol olabilecek noktasında örnek bence. Ama onun dışında mesela sosyal medyada mış gibi yapmak. Evet. Yani deli deşe tehlikeli bir atmosfer bence. Ya sosyal zaten medyada affedersin. Yok. Sosyal medyada mutluymuş gibi yapmak. Çok fazla sosyalmiş gibi yapmak. Yani çok tehlikeli şeyler bunlar. Evet, yani bir resim vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Çok sosyal medyada da gösterilirdi. Hani bir ayna var, aynaya elmanın temiz tarafı gösteriliyor, aynaya bakmayan tarafına ısırılmış bir taraf. Hani her şeyi yansıtamıyoruz. Sanki bir pencere var sosyal medyaya doğru bakan ve her şeyi öyle yansıtamadığımız gibi oradan gerçeklik de aslında kırılarak giriyor gibi bir yerde. Evet. Bu yüzden de hani bazı şeyler illüzyon olarak yansıyor oraya. Hani kişiler olarak yani biz birey olarak sosyal medyaya bir şeyleri paylaşırken aslında kendi illüzyonumuza kapılmamak gerekiyor ama aynı zamanda hani çeşitli sosyal medyadaki o app'lerde dolanırken de başkalarının hayatlarındaki o illüzyonlara kapılıp kendimizi çok yetersiz hissetmemek de gerekiyor bence. Çünkü günümüzde yetersizlik duygunu en çok böyle besleyen şeylerden biri gerçekten o sosyal medyadaki aldatmaca. Yani burada mış gibi yapmak artık aldatmacaya kayıyor bence. Hani biraz Kesinlikle. Ağır bir itham olur bilmiyorum ama buraya kaydığını düşünüyorum. Ve bir şey diyecektim. Katılıyorum. Ay, affedersin. Yok estağfurullah. Mış gibi yapmak, sen hüsnü zan deyince fark ettim. Aslında bir zan tarafı da var. Yani gerçeklikle değindik ya, gerçeklik bir zan değildir. O zaten ayan beyan ortada. Yani bir düşünce bile değil. Hani bu bilgisayarın burada olması gibi, hani senin arkanda dolabın olması gibi bu bir gerçek ve orada. Ama zan dediğimiz şey nokta atışı yapmaya çalıştığımız ama hani böyle galiba bir şey atmaya çalıştığımız bir yer gibi aslında orada. Ve bunun ayrımını da aslında kendimize dair görmek, hani belki de o benlik algısı içinde önemli olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve ben bu noktada illüzyon vurgun bence çok doğru ve yerindeydi, Allah razı olsun. Benlik algısının bakılması ve gözlemlenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani daha mutluymuş gibi yapan bir insanın benlik algısıyla da ilgili bir sorunu vardır. Neden buna ihtiyaç duyuyor? Yani bu şey demek değil bu arada. Tabii ki de işte sosyal medyada her acını, her kahroluşunu paylaş, salt oraya akıt her şeyin demek değil asla. Ama işte bu mış gibi yapmaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Burada bence benliğimize de odaklanmak gerekiyor. Yani mutluymuş gibi yapmak, işte rutinimiz olmayan şeyleri rutinimizmiş gibi göstermeye çalışmak. Bunlar bence kesinlikle bir benlik algımızda problem olduğunu gösteriyor. Yani bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bunu da merak ediyorum. Katılıyorum. Hani aslında benlik algımızla ilgili bir şey vardır ya hani birisi bizi aşırı övdüğünde ya da övdüğünde, sövdüğünde biz aşırı etkileniyorsak, bak hem övmede hem sövmede aşırı etkilenen bir durum oluyorsa, aşırı mutlu olma ya da aşırı üzülme. Sanki benlik algımızda böyle pürüzlerin ya da böyle çatlakların olduğu noktalardan ok yiyormuşuz gibi geliyor bana. Hani oralar aslında böyle bir oku çıkartıp, hani okun oraya gelmesi de bence bir rahmet nadir. Hani şey gibi, oku oradan çıkart, bak sen yeri keşfettin. Aslında mış gibi yaptığın o noktayı keşfettin ve şifalandırman gereken o alanı fark ettin gibi diye. Öyle anlar, özellikle imtihanın getirdiği bir yerdir herhalde, öyle yerlerden okuyoruz. Başka yerlere belki ok geliyor, biz fark etmiyoruz. Belki. Ama mış gibi yaptığımız noktalarda gerçekten çok hızlı bir şekilde etkilenebiliyoruz. Hani bu şey bir noktası da var, aklıma oradan da geldi. Hani yeterli psikolog olmak ya da hani sosyal medyada da ayrıca olur ya, hani yeterli psikoloğum algısı gibi bir algı da olur. Hani yeterli olgusunu orada bize yaptıran, mış gibi yaptırtan acaba nedir?
burada da aslında bize dair bir şeyler yine gösteriyor. Hani senin dediğin gibi de hani kişinin direkt olarak kendini yermesi, gücendirmesi gereken bir yer gibi değil. Hani bunun sağlıklı bir boyutu da var. Ama bu aşırıya gittiğinde hayatımızdaki işlevi bize ne noktada aslında bize farkında olmadan yarar sağladığı da önemli. Yani hani yarar diyorum burada işlev derken kastım şu. Hani senin hissetmek istediğin hangi duyguyu besliyor bu burada? Hani kurban olmakta mesela belki de ben çok iyi biriyim. Fikri de seni yakalıyor. Bu seni belki de içten içe mutlu ediyor. Ya da hayır ya ben orada öyle yapmadım derken hani orada haklı çıkmaya çalışmak orada bizi nasıl mutlu ediyor? Yani orada haklı olmak bizim için neden bu kadar önemli? Haksız olsak biz affedilemez bir şey mi yapmış oluruz? Belki de bunu sormak gerekiyor. Çünkü hani aslında orada zıtlıklar da birbirlerini ortaya çıkardıklarını düşünüyormuş gibi yapmakla beraber. Hani bir diğer zıtlığını aslında vurgu yapıp kişinin sanki kendisiyle ilgili hiç affedemeyeceği bir davranışı böyle ciddi anlamda sahiplenmesine sebep oluyor. Hangi davranış dediğimiz nedir yani? Hani bir olay içerisinde yaptığımız bir şeydir ve hayatın başlangıcından bu yana biz gerçekten milyon tane belki davranış yapmışızdır. Yani gözümüzü kırpmak, o tarafa bakmak, yürümek, bu sözü söylemek, gönül yapmak, yazı yazmak. Türlü türlü davranış var ama bir davranışı bazen bir üstümüze çok ciddi bir etiket gibi alabiliyoruz. Yapmış gibi yapmak bence burada da kendini ele veriyor. O etiketlere çok yapışıp belki de kendi özümüzdeki şeyleri göremiyoruz. Karmaşık mı konuşuyorum bilmiyorum ama. Yok yok, Allah razı olsun. Yani ben anladım, inşallah dinleyen kardeşlerimiz ve büyüklerimiz de aynı fikirdedir, ama bence çok güzel yerlere değindin. Hatta böyle seni dinlerken bir yandan böyle tefekkür etme ihtiyacı duydum anlattıklarınla ilgili. Ve en başında da hani sorumluluk alma noktasına vurgu yapmıştım ya, çok çok haklısın bence. Yani mış gibi yapıyor olmak bir şeylerin sorumluluğunu almaktan da kaçınıyor olmak bence aynı zamanda. Hani kaçınmak ve sorumluluk almamak, bunlar bence çok kritik. Buralara bakmak gerek. Bir de az önce bir soru sordun ya, hani benim burada neye ihtiyacım var ki ben bu konuda mış gibi yapıyorum diye. Bu bence kesinlikle sorulması gereken bir soru. Ve o ihtiyacı tespit edip bu ihtiyacı daha sağlıklı nasıl karşılayabilirim? Nasıl elde edebilirim ihtiyacım olduğunu, buna bakmak bence çok kritik. Hani doğru soruyu doğru yerde sormak aslında Evet. galiba önemli olan. Ya o an olmasa bile olay geçtikten sonra sorabilmek bile bence insana da Kesinlikle. çok şey katar. Kesinlikle. Evet. Herkesinmiş gibi yaptıranlar var. Yani ve hepsine de Hepimizin var. işlevsel değiliz tabii ki de yani. Hani ama o illüzyona çok kapılmadan bu soruları doğru yerde ve doğru zamanda sormak erdemlerini de göstermemiz gerekiyor bence. Bence de. Ve illüzyon dair bir şey daha eklemek istiyorum. Herkes de tanımları farklı farklı olabilir ama bana şey gibi geliyor. Hani biz daha evvel cihat kavramı üzerinde konuşmuştuk. Yani İslam ve insan arasındaki engelleri kaldırmak gibi. Yani aslında bana şey gibi geliyor. Gerçeği ortaya çıkarmak. Ama öte yanda illüzyon sanki gerçekle arana bir sürü tabu koymak. Hani aslında ne kadar zıt kavramlar cihat ve illüzyon. Hani gerçeklik. Ben hassas bir nokta eklemek istedim. Allah razı olsun. Haklısın. Birden geldik ve bizi her şey bire yöneltiyor. Allah'a, hakikate ve manaya. O yüzden aslında hani aralarında bağlantı kurulamayacak kavramlar da değildi bu arada. Ve Allah razı olsun. Dinleyenlere ve bana da tefekkür etmek için ayrı bir bakış açısı da oldu bence. Çok güzel bir bölümdü yine. Ağzına sağlık. Paylaştıkların için de çok teşekkür ederim. Ben de Bu çok teşekkür konuları böyle özellikle seninle konuşmayı da çok seviyorum zaten. Betül'le de aynı şekilde. Allah razı olsun. Eklemek istediğin başka bir şey var mı peki bu konuda? Hayır, çok teşekkür ederim. Ben de çok güzel şeyler öğrendim. Estağfurullah. Allah razı olsun. O zaman bu bölümün sonuna gelebiliriz, diyebiliriz. Fincandaki sohbetlerin bu bölümünün sonuna geldik. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.